Evet, 3 serilik atış için hazır. Doldur. Atış serbest. Doldur. Hazır. Atış serbest. İçinde bulunduğumuz poligon, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Sporcu Eğitim Merkezi binası içerisinde bulunan son sistem elektronik cihazlarla donatılmış ve gördüğünüz üzere en son yeni çıkmış tüfeklerle, tabancalarla bu poligonda antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz poligondan Türkiye'de 5 tane var. Şu anda 52 sporcuya sahibiz. Ortalama 47 sporcuyla antrenman yapmaktayız. Bu sporcu sayımızın geneli, yani 30 tanesi bayan sporcu. Geneli bayan ağırlıklı sporcularımız. Biz özellikle pandemi süreci içerisinde bütün Türkiye'de spor faaliyetleri bazı durumlar hariç durdurulmuştu. Yalnız biz bu dönemde silahları sporcularımıza zimmetledik. Evlerine teçhizatlarıyla beraber gönderdik. Ve online sistem üzerinden her gün antrenmanlarımıza devam ettik. Geçenlerde yaptığımız lig müsabakasında birkaç sporcumuz Türkiye rekorunu şu anda geçmiş durumda. Kısmet olursa bunu da sene sonunda düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ispat ettik. Bugüne kadar daha önce de söylediğimiz gibi 4 Türkiye rekorumuz vardı. Bunun üzerine 78 kupa ve 430 madalyamız var. Şu anda milli takımda bir sporcumuz, işitme engelliler olimpiyatlarında yarışmış bir sporcumuz ve aday kadroda sporcularımız bulunmakta. Kısmetse biz bunu daha da geliştirip şehrimizi, ülkemizi yurt dışı platformlarda zirveye taşımayı hedefliyoruz. Niyetimiz elde edeceğimiz başarılarla birlikte Türk bayrağını dünyada dalgalandırmaktır. Bu spora küçük yaşlarda arkadaşımın tavsiyesi üzerine başladım. Hedefim ilk başlarda asker olmaktı ama sonra bu sporu severek daha ilerisini düşünmeye başladım. Ve şu andaki hedefim de olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Birçok Türkiye şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği, farklı Türkiye rekorları, takım rekorları ve takım birinciliklerim mevcut. Pandemi sürecinde hocalarımız eşliğinde internet üzerinden online olarak antrenmanlarımıza devam ettik ve çok
faydasını gördük. Formdan düşmemiş olduk. 2 yıldır bu spora başladım. Babamın tavsiyesiyle, babamın arkadaşının oğlu buraya geliyordu. O da bana tavsiye etti. En başta geldiğimde çok meraklı değildim bu spora ama sonrasında çok sevdim. Buradaki diğer atıcılar ve antrenörlerim bana çok sevdirdi bu sporu. Ben kız arkadaşlarıma da bu sporu öneriyorum. Ne kadar erkeklerin yapmış olduğu bir spor olsa da kadınlar da bu branşta çok başarılı oluyor. Pandemi döneminde antrenmanlarımıza gelemediğimiz için çok üzüldük ama antrenörlerimiz en iyi şekilde bize tesisatlarımızı verdiler ve online olarak antrenmanlarımıza biz devam ettik. Aslında bizi kötü etkileyeceğini düşünmüştük bu pandemi ama tam tersine antrenmanlarımıza devam edebildiğimiz için başarımız daha da yükseldi. Ben yaşlı genç kız erkek fark etmeden bu sporu herkese öneriyorum. 2018 yılında atıcılık sporuna başladım. Bana kimse önermedi. Ben kendi isteğim üzerine bu spora katıldım. Öğretmen ya yani hocalarımız sayesinde bu seviyelere gelebildim. Bir sürü tabii madalyam var. Hedefim tabii ki de Avrupa şampiyonluğu. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum.